Ebu Zer radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Akkaf bin Bişir et-Temimi isminde bir şahıs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Akkaf'a döndü, dedi ki ey Akkaf, sen bir hanıma sahip misin? Akkaf dedi ki hayır ya Resulallah. Peki dedi bir cariyen de mi yok? Dedi ki yok ya Resulallah. O zaman sen zengin bir adam olmalısın. Dedi ki evet ya Resulallah, ben zengin bir adamım, deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uslubunun bu kadar sertleştiğini, nasihatının bu üst derecede olduğunu hiç görmediğimiz bir hadisle karşılaşacağız. Ve Akkaf'a döndü, dedi ki o zaman sen şeytanın kardeşlerindensin. Eğer Hristiyan olsaydın rahip olurdun. Evlenmek bizim sünnetimizdir, dedi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın kardeşler, o nasihatindeki tonu biraz daha arttırdı. Ne dedi biliyor musunuz? İçinizdeki en şerlileriniz bekarlarınızdır. İçinizdeki en şerlileriniz, en kötüleriniz bekarlarınızdır. Ölmüşlerinizin en şerlileri de yine bekarlarıdır, dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonra Akkaf radıyallahu anh'a tekrar yöneldi. Sözünü tekrar ona iletmeye başladı. Ve ne dedi biliyor musunuz? Şeytanın salihlere karşı en etkili silahı kadınlardır. Şeytanın salihlere, abidlere, Allah'ı arayanlara karşı en etkili silahı kadınlardır. Ve tekrar döndü, dedi ki ancak bundan evli olanlar müstesnadır. Zira onlar müstehcen, açık seçik sözleri konuşmaktan uzaktırlar. Ve dedi ki ey Akkaf, sen kadınlar yüzünden Eyyub'un, Davud'un, Yusuf'un ve Kürsüf'ün başına gelenlerden habersiz misin? Deyince o meclis içerisinde bulunanlardan biri dedi ki ya Resulallah, Kürsüf kim? Bize ondan bahset. Dedi ki Kürsüf bir sahil kenarında 300 yıl boyunca Allah'a ibadet eden, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiren ama bir kadına duyduğu aşktan dolayı Allah'ı inkar edip küfre düşen bir adamdır, diyor. 300 yıl boyunca ibadet eden, salih, abid, muttaki ama bir kadın yüzünden, gayrimeşru belki bir ilişkiden dolayı Allah'ı inkar eden ve küfür seviyesine düşen bir adamdır. Ancak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yapmış olduklarından dolayı, demek ki geçmişte ne güzel ibadetler yaptı, Allah'ı memnun edecek o kadar şeyin altına imza attı ki, Allah diyor onu diyor tekrar doğrulttu, kendini toparlattı ve tevbe edenlerden oldu. Döndü Ahkaf'a, dedi ki ey Ahkaf, evlen. Zira evlenmezsen sen de sarsılır ve arada kalırsın. Bu sözler üzerine, bu nasihat üzerine Ahkaf Resulullah Aleyhisselam'a döndü, dedi ki ya Resulallah, beni evlendir. Allah Resulü de onu Kerime binti Külsüm radıyallahu anha ile evlendirdi. Bakın bu hadis, bu vaka İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde, Heysemi'nin Mecmu'uz Zevaid'inde ve aynı zamanda da Taberani'nin Mucemül Kebir'inde geçmektedir. Üç tane kaynağı söz konusudur.